Selamünaleyküm Selman dede. Aleykümselam. Osman aile oğlu senin kızı almak için yola koyuldular. Haberin ola. Sağ olasın yeğenim. Haberimiz vardır. Selman dede çok dertli görünüyorsun. Kerime kız tek torundur. Bendeki tek candır. Gayri o kadar olacak. Kız yeter üzüldün. Gören de zorla baş göz ediyorlar sanacak. Osman Ağa'nın oğluna gelin gidiyorsun gül azıcık. Dervişte gönlü yok mudur yoksa? Dervişte gönlüm vardır. Ama dedemi yalnız başına bırakmak üzer beni. Canını sıktığı şeye de bak hele. Tabii ya, boşuna üzülürsün. Kız uzağa mı gidiyorsun? Osman Ağa'nın evi şuracıkta. Aman, iki adımlık yer işte. İstediğin her zaman görmeye gelirsin. Yemeğini yaparsın, çamaşırını yıkarsın. Olsun, yine de eskisi gibi olmaz. Kız, biz öldük mü? Bunlar ne günü duruyor? El ele verdik miydi? Selman dediği gün gibi yaşatırız evvelallah. Sağ olasınız. Kerime köyünün en güzel kızıydı. Delikanlılar can atardı bir kez olsun onu görebilmek için. Bir kızı herkes ister, birine kısmet olur derler. O şanslı delikanlının adı Derviş'ti. Derviş, Osman Ağa'nın büyük oğluydu. Osman Ağa yardımsever, dünya iyisi bir adamdı. Köylü onu çok sever, sayardı. Kimseye zerre zararı dokunmadığı gibi, bütün düşkünlerde onun eline bakardı adeta. İnsanlar arasında ayrım gözetmez, herkese kucak açardı. Mutluydu köylü. Bütün bu güzellikleri barındıran köye musallat olmuş bir bey vardı o devirde. Adı Seyit'ti bu zalim beyin. Sen ne yapmışsın Selman emmi? Ne olmuş ki Seyit Bey? Sen bizden habersiz kız vermişsin. Seyit Bey. İki gün içinde söz kesip düğün yapmak da neyin nesiymiş? Öyle istediler beyim. Torunum da evet verince benim artık... Yanlıştır Selman emmi, yanlış. Bu köyde... Kuş uçsa benim haberim olacak. Bunu bilmiyor musun? Ağır gel beyim. Bizim düğün seni ne alakadar eder? Sarf ettiğin lafı kulakların duymuyor herhal. Senin torununa talip olduğumu bildiğin halde böyle bir şey nasıl yaparsın? Densizlik senin yaptığındır. Öyle mi? Öyle. Ulan deyus! Ulan! Gel açını bulan! Dedemi dövüyorlar, bırakın beni, bırakın! Kerime seni de döverler! Seni büyük belledik, laf etmedik. Başımıza padişah mı kesildin? Hesapta mı soramayacağız artık? Hadi! Böyle torunum ben dedim. Ses çıkarmasan ne? Fakat karşı koymaya kalkıp karşıma katıyı dikersen önce gözünün önünde Kerime'yi keserim sonra da seni. Bilmiş ol. Ne olur dede. Kerime. Dede tutar beni. Dede. Hadi. 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 Dede. Bırak. 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 Yürü. Gelmeyin. Gelmeyin. Vururum gelmeyin. Vururum gelmeyin. Bırak beni. Kerime kızım. Yürü. Hadi. Hadi.
Koşun. Kelime'yi kaçırdılar. Ne diyorsun sen bacı? Şehitli adamları zorla eve girip Kelime'yi alıp ormana doğru götürdüler. Ormana mı? Kurtarın Kelime'yi. Çabuk! Kurtarın Kelime'yi ne olur çabuk. Kelime'yi kaçırdılar. Vicdansızlar. Kelime'yi kaçırdılar. Vicdansızlar. Beni dervişime dediğin. Canıma kıyarım yine de yar olmam sana. Fazla değil. İki gün sonra bu kadar konuşamayacaksın. Bırakın beni. Peşimize düşmüşlerdir beyim. Düşsünler. Onlar bize yetişene kadar çoktan yol almış oluruz. Seyit. Hı? Bu da kim? Tanımadım beyim. Osman Ağa'nın adamlarından biri mi acem? Bu kadar çabuk yetişmeleri mümkün değil. Etrafı kolaçan edin. Temkinli olmakta fayda var. Bu tektir beyim. Bu zulüm niyedir? Şuna da bak hele. Kimsin sen çoban? Ne demek istersin? Sual eden benim. Cevap sana yakışır. Allah Allah. İki fidan birbirini sevmişken ve büyükleri kabul buyurmuşken senin araya girip kızı zorla alman caiz midir? Bu yaptığın insanlığa sığar mı? İtibarına yakışır mı? De ki, kızı aldın gittin. Bunun hesabı görülmez mi sanırsın? Senden güçlüsü yok mudur zannedersin? Üçe kadar sayacağım. Eğer önümüzden çekilmezse... vurun! İçin affet beni. Kıyma. Beni öldürmeyi yapma. Yapma ne olur yapma yapma. Kerime artık benim bacımdır. Allah rızası için var git yoluna. Yapma ne olur. Al kızı da git ne olur. Ne olur yapma. Cezan ölümdür esas. Lakin ilk suçu affetmek lazım gelir. Bir daha bu gariplerin yoluna çıkarsan ne olacağını sen düşün. İkinci suçu af yok anlayacağım. Yemin ederim yapmam bir daha. De hadi gidin şimdi. Hadi, hadi yürü. Bitti güzel kızım. Korkma artık.
Yakalamamız yakındır. Dervişim. Kerim'im. O Seyit belası sana bir zarar vermedi inşallah. Yok dervişim. Allah razı olsun, bu emmi kurtardı beni. Sağ olasın kardeş. Ne denli bir iyilikte bulunduğunu bilemezsin. Ben insanlık görevimi yerine getirdim. Kimsin kardeş? Kimlerdensin? Buranın yabanıyım ben. Başka yerden geldim. Hoş geldin, sefalar getirdin. Kalıcı mısın, yolcu musun? Kalıcıyım inşallah. Evin barkın var mıdır? Yoktur. Bizim kapımız her daim Tanrı misafirine açıktır. İyiliğinin karşılığını ödememiz mümkün değildir gerçi. Lakin gene de buyur gel, bize konuk ol. Bir güzel ağırlayalım seni, başımızın tacı edelim. Nereden gelip nereye gittiği bilinmeyen, bu konuda ağzını açıp da iki çift laf etmeyen Kıyan, Osman Ağa'nın evinde kalmaya başladı. Boğaz tokluğuna çalıştı. Osman Ağa'nın her işine yetişti. Bu arada dervişle Kerime evlendi. Seyit uzun zaman çıkmadı ortaya. Osman da Kıyan gibi affedip Seyit hakkında şikayette bulunmadı. Fakat durulmadı Seyit. İçindeki kin zaman geçtikçe daha da büyüdü. Yeni bahaneler bulmak adına eski defterleri karıştırır oldu. 2 sene geçti aradan. Kıyan. Kıyan. Dermanımız kalmadı. Haklısınız. Yoruldunuz. Biraz dinlenelim. Azığımızı da yeriz. Siz iyi. Sen yemeyecek misin? Hem yorulmuşsundur da. Ben daha yorulmadım. Hadi siz dinlenin. Mevlüt, hadi. Geliyorum. Allah bir kuvvet vermiş ki bu adama, bana mısın demiyor. Kıyamaması işimiz zordu abi. Zor ki hem de ne zor. 2 haftada biçtiği yeri biz 2 ayda bitiremezdik. İkimizin yaptığı işin 3 mislini yapıyor. Helal olsun. Mevlüt. Buyur abi. 2 sene oldu mu kıyam bize geleli? Olmuştur herhalde. Kısmetimiz varmış, biliyor musun? Allah'ın sevgili kuluymuşuz. Doğru söylersin. Kıyanı ayırdın mı? Ayırdım ama yemez ki. Bilmiyor musun? Belki bu sefer karnı acıkır. Baban içeride mi? He ana. Mehmet emmiyle içeride oturuyorlar. Had zamanı yaklaşmaktadır Mehmet. Ne yapacaksın? Benle geleceksin? Şayet kapında çalışan bir çobanı kabul buyurursan niyetim gelmektir Osman Ağa. Onca yol gözüne gelmiyor mu? Benimkisi karınca misali. Varamasam da yolunda ölürüm gayri. Aferin. Zeynep! Kömüre kahve koyun da Mehmet kardeşimle içekelim. Estağfurullah ağam. Ne oldu? Kahve falan bir çobana. Seninki de fazla oluyor ama Mehmet. Nasıl ki Allah katında biriz, burada da böyle. Sağ olasın ağam. Fazilete giden kapıyı açmak güçtür Mehmet. Mesele hac vazifesini yerine getirmek değil, namuslu, şerefli,
ve adil bir hayat sürdürmek. Doğru söze ne denir? Gül sunan elde daima bir miktar gül kokusu kalır. İyi adamın malı birken bin olur. Allah doğru kulunun yanındadır. Sen hatırlı bir Adem oğlusun. Bu sebeple seni yanımda isterim. Allah razı olsun Osman ağam. Senden de. Kıyan, biraz ara ver istersen. Sonra. Doğru düzgün bir şey yemezsin, dinlenmezsin. İki senedir bizim için emek verirsin. Buna mukabil tek akçadayı kabul etmezsin. Sebep nedir Kıyan? Atanız Osman Ağa çok iyi bir adamdır. Sebep budur. Osman'a! Çık dışarı! Duyu devrilesici. Yürü kızım. Osman'a! Osman'a diyorum sana! Seyit! Ne ya? Benim! Sana haber saldım, zaman tanıdı. O zaman bitti bitecek. Ama sen daha kulübelerini bile bahçelerden taşımadın. İki laf söyleyeceğim sana ya Seyit. Haneme daha usturuklu gelmen gerek, bu bir. Oraları sana bırakmayacağım, bu iki. İlk dediğini hak etmişsindir. Yoksa başka türlü gelirdim. İkinci dediğine gelince sorarım sana. Son lafın mıdır? Son lafım. Toprakların sahibi ben değilim Seyit. Bütün köylüdür. Hanelere yaz kış meyve sebze girer bu sayede. Eğer sana verirsem millet mahrum kalır, yoksul düşer. Benim aynı iyiliği yapmayacağım ne malum? Seni bilirim, sen zalimsin. Öyle mi? Evet öyle. O zaman benden günah gitti. Bundan sonra olacakları sen düşüneceksin. Ateş olsan cürmün kadar yer yakarsın Seyit Efendi. Ne biliyorsan onu yap. De git şimdi yoluna. Sesi soluğu çıkmıyordu. Rahattık. Hortladı sanki. Bir kötülük yapacak bu adam. Namuslu olan, iyi olan
kötüden korkmaz. Gel bakalım, otur şöyle. Kahveler pişmedi mi daha? Pişti baba. Zeynep abam doğru söyler. Bu adam bir kötülük yapacak size. Her melanet beklenir ondan. Namuslu olan, iyi olan kötüden korkmaz. Babama bir şey yapacak diye çok korktum. Ne yapabilirmiş? Bizim elimiz armut toplamıyor ya. Öyle deme oğlum. Seyit bütün bu yörenin başına beladır. Öyle kolay kolay alt edilemez. Başımıza gelenleri ne tez unuttun dervişim. Kıyan emmi olmasaydı ben yoktum şimdi. Hem dedem onun verdiği üzüntüden ölmedi mi? Allah rahmet eylesin. Bir sürü adamları var. Olsun. Evelallah bütün köy arkamızdadır. Abim doğru söylüyor ana. Seyit bir güçlüyse biz iki güçlüyüz. Siz gene de beladan uzak durun. Ne olur ne olmaz. Ne yapacağız peki? Elimiz kolumuz bağlı oturup Seyit'in merhametini mi bekleyeceğiz? Babanız köyün büyükleriyle görüşecek. Onlar bir hal çaresine bakacaktır elbet. Ya onlar da bir şey yapamazsa? Merak etmeyin. Büyük Rabbim her daim iyinin yanındadır. Kıyan emmi de var çok şükür. Bu Seyit denen adamda her şeytanlık var. Herif tam bir bela. Kıyan, sen bu Seyit mevzunda bir şey demeyeceksin mi? Denilecek şeyi Zeynep ana dedi. Allah büyüktür. Ve her zaman iyinin, doğrunun, mazlumun yanındadır. Korkmayın yeter. Allah büyüktür. Ve her zaman iyinin, doğrunun, mazlumun yanındadır. Yani diyeceğim o ki artık bu Seyidi hizaya getirme vakti gelmiştir. Bir çarelere ettiği zulüm ve yöremize saldığı korku gayri yetmiştir. Osman Ağa doğru der. Tüm köylünün bir araya gelip Seyide dur demesi gerekiyor. Ben de aynı fikirdeyim ama korkmaktadır köy. Herkes çoluğunu çocuğunu düşünmektedir. Haklıdırlar. Bana karşı gelenin yuvasını yıkar kafasını ezerim, ocağını söndürürüm diye sağa sola söz bırakmış. Kastım çarpışmak değildir ağalar. Kastım konuşmak, ikna etmektir. Doğru dersin. Bizim kitabımızda insana zarar vermek yoktur zaten. Yola gelir mi dersiniz yani? Tecrübe edelim derim ben. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsın kardeş? İyiyim Mehmet. Sen nasılsın? Ben çok çok iyiyim. Hayırdır? Hacca gidiyorum. Hacca mı gidiyor? Senin gibi bir fakir nasıl olur da hacca gider Mehmet kardeş? Bırak atı deveyi, eşek bile bulamazsın sen binmeye. Malım mülküm yok ama arkamda kapı gibi ağam var. Allah izin verirse yakında Osman Ağa'yla hacca gideceğiz. Breh breh, ne ağalar var be. Bir de bizimkine bak. Elinden gelse sırtımdaki çulu bile alacak. Sen de bula bula Seyidi buldun, yanında çalışacak. Başka yer vardı da ben mi yok dedim kurban. Vallahi açlık olmasa bir gün bile durmam Seyidin yanında. Veli! Buyurun Mehmet emmi. Veli nerede bacım? Koruda belini incitmiştir emmi. Yatıyor içeride. Ha, ondan. Osman ağam selam söyledi. Aleyküm selam, sağ olsun. Kıyan gel. Veli hakkını almaya gelmeyince Osman ağam meraklandı. Ciddi bir şey var mı? Yok Allah'a şükür. Büyük kasabadaki sınıkçıya götürdüler. İki güne kadar düzelir demiş. Geçmiş olsun. Buyurun içeri geçin Mehmet emmi. Sağ ol bacım, işlerimiz var. Veli'ye selam söyle. Başüstüne. Ayaklanınca küfeyi getirir artık. Getirir emmi. Allah gönlüne göre versin Osman ağamızı. Veli, kışlık erzakımız geldi. Emin misin çoban? Kulaklarım aynen böyle işitti. Yemek hazır ağam.
Eğer dediğin çıkmazsa kulaklarını keserim senin. Ben Mehmet'in yalancısıyım beyim. Onu da keserim o zaman. Bu demektir ki bir zaman beklemekte fayda vardır Seyit Bey'im. Hac dediğin gidiş kalış dönüş. Nereden baksan 2 ay. 2 ayda her şey oluruna varır. Oluruna varır da ne demek ulan? Yani dediğini yaparsın demek istedim beyim. O topraklar benimdir. Benim atalarımındır. Sadrazam, padişah halkın mutluluğunu istedi diye, kadı öyle karar verdi diye atalarım ses etmemişler. Fakat ben rıza göstermeyeceğim. Haklısın beyim. Oluruna varır diye diye bugünlere geldik zaten. Artık benim sözüm geçecek. Bu yörede. Bu köy büyükleriyle Osman Ağa gelecekmiş ya hani ziyaretine. Diyeceğim onlara karşı azıcık alttan almanda fayda var beyim. Yalan yere boyun eğmiş gibi yapmanın bir zararı olmaz sana. Maksat Osman Ağa gönül rahatlığıyla hacca gitsin. Bu sayede alacağı tedbir falan da olmaz. Osman hac vazifesini yerine getirip sevaba girsin. Cennette mekan kazansın. Ben dünyada mekan kazanayım. Güzel. Çok güzel. Seyit'in dedesi babası böyle değildi. Bu da ne olduysa artık. Soyunu inkar etmektedir sanki. Ne zaman konuşmaya gideceksiniz? Yarın. İnşallah laf dinler. İnşallah. Gene yok dediğim dedik diye inat ederse kadıya çıkarız. Kadı son çaredir. Bizim için son çaredir. Başkası olsa vurur öldürür. Aman aman evlerden uzak. O Seyit gibi içki içip çengi oynatanların harcı. Görürüm ki düşüncelisindir ha. Öyle be kıyan. Görüyorsun işte. Başımızda bir Seyit belası var ki sorma gitsin. Hac vazifesi kutsaldır. Durumu vaziyeti yerinde olan her kişi için farzdır. Madem bu sene niyetlenmişsin, fikrini hiç bozma. Var git yoluna. Gözün arkada kalmasın. Önce Allah'a, sonra bana itimat et. Geç oldu. Allah rahatlık versin. Sana dilenmeye gelmedik Seyit. 2 çift lafımız var. Onu deyip gideceğiz. Dinliyorum. Bilirsin Osman Ağa yöremizde baş tacıdır. Estağfurullah. Sen Osman Ağa'nın tevazu gösterdiğine bakma. Hakikaten de öyledir. Onun ne kadar iyi bir insan olduğunu hepimiz biliriz. Sen de bilirsin. Vakti evvelinden kalma bir düğün vardır diye söz edermişsin her yerde. Biz şahidiz ki o düğün sen doğmadan önce çözülmüştür. O sizin fikriniz. Fikir başkadır, hakikat başka. Biz hakikatten bahsediyoruz. Deden Hüseyin bu toprakları yüklü bir akçe karşılığında Osman'ın dedesine devretmiştir. Buna senin ecdadın da şahittir. Lakin sen şimdi tutmuş bu toprakların sahibi benim dersin. Neye delalettir? Neye hizmet eder bu? Kötülükten başka hiçbir şeye hizmet etmez. Biz yöremizde birlik beraberlik bozulmasın istiyoruz. Sense kavgadan tarafsın. Gel bu işi güzellikle halledelim. Nasıl yapalım peki? Osman Ağa sana bir miktar toprak versin. Buna mukabil sen de rahat duracağına dair bize söz ver. Geçen gün bir saygısızlık edip selamsız sabahsız Osman Ağa'nın evine vardım. Bağırdım, çağırdım. O gün bugündür düşünmek değil. İçim içimi yemekti. Ta buramın yandığını anlamış durumdayım. Doğrudur.
Bugüne kadar mal mülk sevdasıyla yaşadım ben. Lakin şimdi durum değişti. Madem siz benim haneme kadar gelme büyüklüğünü gösterdiniz, ben de siz büyüklerimin huzurunda Osman Ağa'dan af diliyorum. Bundan böyle bir daha toprak lafını etmeyeceğim. Yemin eder misin? Şerefim üzerine yemin ederim. Osman Ağa'nın namı yürümüştür. Yardımseverdir. Adildir. Özü sözü birdir. Artık bize düşen hayata onun gibi devam etmektir. Hem vallah, hem de billah. Sağ olasın Seyit. Allah ömrüne ömür kata. Ölmüşlerinin ruhunu şad ede. Çocuklarının istikbalinin önünü aça. Siz de sağ olasın. Kalın sağlıcakla. Güle güle. Allah'a emanet olun. Allah'a ısmarladı. Güle güle. Güle güle. Hakkını helal et kıyam. Helal olsun. Evvelden hac vazifeni yerine getirmemiş olsaydın sırtımda götürmeye razıydım seni. Sağ ol. İki ay uzakta olacağım ama gözüm arkada kalmayacak. Aslan gibi iki oğlum var benim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Allah yolunuzu açık etsin. Sağ ol. Neyim? Osman Ağa ile Mehmet biraz sonra hac yoluna koyulacaklarmış. Güzel. Bir zaman beklenecek. Hacı adayları yola hele bir koyulsun. Öyle başlanacak. Tamam mı? Tamam beyim. Mevsim değişmeden herkes alacağını almalı. Acelen sırf bu yüzden. Bir bildiğin varsa söyle biz de bilelim. Baban yola huzursuz çıkmasın diye söyleme. Ama bu Seyit denen adam doğru biri değildir. Verdiği sözü tutmayacak. Şerefi üzerine yemin etmiş ama. Onun şerefi haysiyeti yoktur. Seyit baştan bir yanlış yaptı. Senden af diledi. Şimdi nasıl bu kadar eminsin? Benim adım Kıyan. Emin olmasam böyle konuşmazdım. Gözünüzü açık tutun. Bundan sonra geceleri bile uyumadan duracağız. Allah Allah. Kıyam böyle söylüyorsa vardır bir bildiği abi. Biz onu dinleyelim. Seyit, Kıyan'ın da dediği gibi sözünü tutacak biri değildi. İstediğini elde etmenin planlarını yapıyordu. Ah,
İnsan değil, taş sanki mübarek. Suriye eline ne kadar kalmıştır Mehmet? 4 gündür, 3 gecedir yol aldığımıza göre tahminimce 2 gece 1 gündüz kalmıştır Osman Ağa. Önümüz çöl, yolumuz çetindir. Yolumuza bedeviler çıkmaz inşallah. Varsın çıksın ağam, tedbirimizi almışız nasıl olsa. Güldürme beni Mehmet. Niye ağam, ne dedim ki? Bir çıkarlarsa ortaya anlarsın niye güldüm. Dua et de hiç karşılaşmayalım. Atlar dinlenmiştir artık. Yola koyulalım mı? Tamam. Eve baskın yapılacak. Osman'ın kızı Saliha ile Kerim'e hariç kimi görürseniz sıkacaksınız. Ölen kalan belli olduktan sonra ikişer ikişer ayrılıp öteki yerleri basacaksınız. Gün doğmadan bu iş bitmeli. Tamam mı? Şimdi tüfekleri dağıtın. Hadi. O zaman Kerim'i kurtardılar. Ama bu sefer onu da kurtaramayacaklar. Biricik kızlarını da. İntikam böyle alınır işte. Osman hacdan döndüğünde kızının da benim olduğunu görünce oracıkta kalbi durur, ölür gayrı. Beyim. Ne var? Beyim, biliyorsun onların arasında dikkat edilmesi gereken biri vardır. Kim? Kıyan mı? He ya, Kıyan. Sen yoksa delirdin mi? Neyine dikkat edecekmişiz ki onun? O bir kere öyle denk geldi. Tuhaf biri diyorlar. Nereden geldiğini bile söylememiş hala. Ne olur söylememişse? Yalnız beni ürküten o değil. Gece gündüz dinlenmez, çalışır. Hiç sesini çıkarmaz, ağzına sudan başka bir şey koymazmış. Gizli gizli yiyordur o. Hiç insan aç yaşar mı? Bu kıyanın insan olup olmadığı muallak. Bana söyleyeceklerini önceden tart da öyle söyle. Aptal aptal konuşma. Akılsızın dediğine bak. İnsan değilmiş de, yok sade su içiyormuş da. Ne yani? Melek mi bu herif? Ne oldu kıyan? Yürüyün gidiyoruz. Ne oldu? Nereye gidiyor? Yürüyün diyorum. Ben bir şey anlamadım. Ben de. Osman Ağa büyük bir huşu içinde kutsal topraklara doğru yol alıyordu. Osman Ağam, sabah şeriflerin hayır olsun. Senin de Mehmet. Gece farkına varmamışız ama meğer Suriye topraklarını geçmişiz. Desene, yolu yaraladık ağam. He ya, yaraladık sayılır. Çölü bitirdik ya, en çok ona seviniyorum. Küçüğü bitti Mehmet. Sırada daha büyüğü var. Kaldı 10 gün. Seyit. Verdiğin sözü tutuyorsundur inşallah. Geline sıkmayacaksınız. Dikkatli olun, ona göre ha. Hadi. Bu silah sesleri de nedir? Baskın bizedir. Canımızı bile sana borçlu hale geldik kıyan. Nasıl altından kalkacağız bu kadarını bilmem. Dedim. Beye dedim ama inandıramadım bir türlü. Yürüyün.
Seyit. Kanı bozuk kalle Seyit. Ben size demiştim. Bize kalsa inanmıştık o soysuza. Allah senden razı olsun kıyan. Barakada kimse yok. Yatağı bozulmamış bile. Kıyanın işi bu. Her şeyi anlıyor adam, biliyor. İnsan değil, başka bir şey. Hadi yürüyün. Ne yapacağız bundan sonra? Ben yapacağım. Tek başına mı? Tek başına. Ne demek hiçbirini bulamadık ha? Ne demek? Nasıl bulamazsınız? Haberini almışlar Zahir Bey'im. Kimden? Nasıl? Hanginizden laf çıkar? He? Konuş! Nasıl? Sanki hepsi sır olmuş beyim. Bu kıyanın insan olup olmadığı muallak. Nereye gitti peki bunlar? Hı? Nereye? Bilmiyoruz beyim. Dört bir tarafı arayacaksınız. Civardaki bütün köylere bakacaksınız. Osman'ın oğullarıyla karısı bulunduğu yerde öldürülecek. Hele o kıyan denen herif. İlk onu vuracaksınız. Osman'ın geliniyle kızına gelince onları sağ istiyor. Tamam mı? Dönüşte yükümüz daha ağır olacak. Orada atları iyi bir dinlendirelim. Dinlendiririz ağam. Sıkı bir besiden de geçiririz. Hacdan hediyelik eşya olmaz ama gene de hurma, zemzem suyu bir hayli yer tutar. Dönüşte milletin beklediği de onlar zaten. Tadımlık olacak. Öyle herkese kiloyla vermeye kalkarsak yandık demektir. Daha çok çocuklar yemeli hurmada. Lezzetli olur mübarek. Babam haç dönüşü... Eftal! Kutu. Osman ağam. Bir haber var mı? Seyit'in adamları bütün köylere girip çıkmaktadırlar. Bizi arıyorlar ha? Bu gece bu iş bitecek. Yarın evde olacağız. Yarına büyük bir kap fazladan yemek yap Zeynep Hanım. Osman Ağam'ın sevdiği yemekten olsun. Kurtulacaksınız Salih. Korkma. Seyit belasının işi bu gece bitecek. Sana söz. Bir daha da yüzünü bile görmeyeceksiniz onu. Hiç kimse görmeyecek. Şeytan görsün yüzünü. Böylece Selman dedenin de ruhu huzur bulacak Kerime. İnşallah. Bildin mi beni? Ben kıya. Seni götürmeye geldim. Birinci de söylemiştim. Bir daha olmasın demiştim.
Yemin ettin sen. Artık bir kötülük yapmayacağım dedi. Fakat yeminini çiğnedi. Kıyon kardeş. Ya benim seninle bir hesabım yok. Adamlarıma bile dedim bunu. Ona dokunmayın dedim. Ne olur yapma bana acı. Ne olur ben senin kardeşinim. Çek şu pençelerin üstünden. Öldürme beni ne olur yapma. Öldürmeye gelmedim. Götürmeye geldim. Git. Gideceksin. Bir daha da buralara dönmeyeceksin. Senin yerin yok insanların arasında. Sözünü tuttun, dediğini yaptın. Sağ ol. Zalimin boynunu kırdın ya, seni karşımıza çıkaran Allah'a ne kadar şükretsek azdır. Allah tuttuğunu altın etsin kıyam. Ne diyeyim? Yemeği yapacaksın Zeynep Hanım, unutma. Hazırlıyorum kıyam. Hadi kızlar, içeri. Helal olsun sana. Köyde bir tek adamı bile kalmamışsaydın. Hepsini darma duman etmişsin. Evet ya. Hem de tek başına. Tek başına? De bakalım Seyit'e ne yaptın? Hak ettiğini. Nerede şimdi? Olması lazım gelen yerde. Zeynep Ana. Pişti mi Zeynep Ana? Pişti pişti. Tutma öyle, yakacaksın elini. Yakmam. Artık de bakalım. Kime götüreceksin bunu? Yardıma muhtaç iki kişi. Rivayet odur ki Kıyan bir Hızır gibi yetişti Osman Ağa'nın yardımına. Onu kurtardı ve en sevdiği yemeği ulaştırdı. Kıyan, sen burada. Tamam mı Kıyan? Verdin mi yemeği? Verdim. Kabı da helal et artık. Helal olsun. Osman Ağa'n dönsün. Yine yaparım aynısından. Mehmet, Mehmet. Kalk. Uyan hadi. Ağam, burası neresi? Bilmem. Ben de bayılıp kalmışım senin gibi. Bir uyandım ki buradayız. Yüzüme bak. Osman ağam, ne oldu ki? Bir dur. Son hatırladım. Bedeviler bizi soyduktan sonra sopadan geçirdiler. Sonra ağaca bağladılar. Atlarımızı da alıp gittiler. Ağam. Hı? Şunlara bak. Aa, bunlar bizim atlar değil. Allah Allah. Ne iştir bu ya Rabbi? Ağam. Hı? Bu... Bu yemek. Bu
Bu benim en sevdiğim yemek. Sıcacık da yakınımızda birileri var ağam. Tabii. Kıyando. Peki onca yol, onca mesafe. Hey Allah'ın sevgili kulu Osman. Kimseye rast gelmeyecek biri burnunun dibindeymiş de sen farkına varmamışsın. Kıyan, aslanım benim. Osman artık işi anlamıştı. Dediği çıkmış, Mehmet Tepe'yi aşınca kutsal toprakları görmüştü. Hac vazifelerini yerine getirip dönüş yoluna koyuldular. Bu kez yolu daha çabuk tüketmişlerdi. Çünkü bindikleri atlar yorulmak nedir bilmeden rüzgar gibi koşup duruyordu gideceği yere. Ana! Kerime ama! Babam geldi! Babam Hasan geldi! Nereye gidiyor? Bilmem ki. Döndüğünde nereye gittiğini söyler herhalde. Salihan, kızım, yavrum. Atların yükünü indirip ahır al Mehmet. Gözümüz gibi bakmamız gerek onlara. Tamam. Osman ağam, Osman ağam. Atlar kaybolmuş. Bir tek bu namaz postu kalmış. Kıyan nerede? Tarladadır sahi. Sabah olanlarla beraber çıktı. Babam değil mi o? Ne? Vallahi babam. Hoş gelmişsin baba. Nasılsın Mehmet emmi? Sağ ol Mehmet, iyiyim. Allah kabul etsin baba. Hoş geldiniz. Sağ ol. Bizim tahminimiz daha 15-20 gün kaldıydı. Nasıl ettiniz de çabucak döndünüz? Kıyan nerede? Kıyan demin hiçbir şey söylemeden şu ağaçların arasından tepeye doğru gitti. Biz gelir diye bekledik ama hala gelmedi. Tüh. Tüh. Anladım be. Durmaz, gider dedim kendi kendime. Öyle mübarek biri sırrı ortaya çıkınca durur mu hiç? Kaybolur tabii. Dönmez mi acem? Bilemem. Kimse bilemez. O günden sonra bütün köylü didik didik aradı tepeyi. Fakat bulamadılar Kıyan'ı. Bir rivayete göre tepedeki pınar Kıyan'ın kaybolduğu yerden çıkmıştır. Günümüzde o